Bizi de ismi sen. Merhaba. Başkanım şöyle 2 dakika biz müsaade var mı? Oturabilir mi? Tabii. Arkadaşlar çevirde de merak et. Hem bir tanıyalım hem de soralım. Evet. Ben sizin çok önemli. Buyurun dinliyorum sizi. Ben kendim emekli öğretmenim. Emekli öğretmen? Evet. İki üniversitede, birini Azerbaycan'da bitirip matematik üzere, birini de hala hazırda son kurslu olması lazım, işletme üzere. Benim oğlum 2014 yılda bugüne kadar bir tane iş bulmadı. Hangi işe girdiyse bir ay, iki ay işledi, özel işlerde. Parasını vermediler, bir kelime sözümüz ayrıldı. Ben sizden yardım istiyorum. Mümkünse oğlum evlenmez. Anne diyorum, ben diyorum, aile kursam nasıl ailemi idare edeceğim? Çocuklara nasıl bakacağım? Burada mı oturuyorsunuz? Evet, ben burada oturuyorum. Çiçekmezi oturuyorum. Kendi takvim sökmeyi ilk öğretim okuluna emekli oldum. Oğlan şu an ne iş yapıyor? Hiç ne. Yazılımcı aslında da. Yazılımcı. Evet. Yazılımcı iş bulur ya. Bulmuyor. Bulduğu ne yapıyor yerde de bir ay, iki ay işleyip işte maaşı vermeden çıkır. Yok yok yani. Bir tane ne yapayım diye. Yazılımda program mı yazıyor yoksa IT mi? Ne tarafında işin? Sen senin oğlanı beni arattır. Ben de yazılımcıyım. Biz birbirimizi anlarız. Sen oğlana söyle beni bir arasın. Tamam, ben bir gün söyleyeceğim onu. Tamam, benim numaram var orada. Ben de çok memnun oldum. İnşallah yardımcı olursunuz bana. Ona memnun olduk. Bir de hayırlı olsun yeni bir parti. Sağ olun, teşekkür ederim. Tabii, ben de her şeyin sahibi. Bilmeyerek ben 2023'ün Cumhurbaşkanı adayım. Sadece parti olarak görmüyorum. İnşallah. Sizin partinin sloganını söylemişim. Burada görmedim ama değişim şart. Evet, değişim şart. Sizin sloganınızmış. Evet. Bir tanımak isteriz yani. Bu partiyi kurmadan önce hangi partiydiniz, bir partiden mi ayrıldınız yoksa? Şöyle, ben 10 yaşından beri bu ülkede bir isim bırakmak için yola çıktım. Dedim ki, güzel isimler, eserler bırakalım ki benim bulunduğum köyde rahmetli Vali Recep Yazıcıoğlu vardı, tanırsanız. Allah rahmet eylesin, biliyoruz, tanırsınız. Adnan Kahveci, işte şu rahmetli Murat Uzun. Şu anda çok aradığımız bürokratlardan, şeylerdendir yani. İşte biz de aynı kökenlerden geliyoruz. Dedik ki, memlekette ne yapabiliriz, nereye dokunabiliriz? Vatandaşının kalbine nasıl dokunur? Neyi değiştirebiliriz? Çünkü biz tek başımıza talip değiliz bu iş. Ülke olarak sen sahip çıkmazsan, ben gelip başa gelirsem ötekilerden hiç farkım olmaz. Ben de diyorum ki bu ülkeyi hep beraber sahip çıkmalıyız. Gelen gideni aratır. Arattırmamak için değiştirmek lazım ama bu ben de olsam, sen de olsan, siz de olsanız hiç kimseye iki dönemden fazla imkan vermeyin. Ben bir daha gelsem size üçüncü dönem o imkanı bana da vermeyin. Çünkü ülkede her ne olursa olsun iki dönemden sonra her şey değişiyor. Evet, şimdi bir ülkemizin şu anki ortamında en kötü, en üzülünecek, en acınacak durum nedir biliyor musunuz? İşsizlik. O başka. Ekonomik zorluklar, işsizlik falan filan onlar tamam da insanlarımızın, yani bizim, ben şahsen kendi şeyimi söyleyeyim, devleti yönetenlerin, bilim insanlarının sözlerine güvenemiyoruz. Niye? TÜBİTAK diye bir kurum var. Rakamlar açıklıyor. Bilimi ters izleyerek açıklanıyor. Şimdi niye biliyor musun? TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesinin başkanını koyarsan, evet, liyakatı uydurmazsan, gidip İçişleri Bakanlığı'na bir tane şey okumamış, hani onunla alakalı yazı okumamış birini İçişleri Bakanlığı'na koyarsan, liyakat bu bekleyemezsin. O zaman da Türkiye gitmez. Gitmeyi bırakın. Şimdi. Neden? Çünkü bak, her ne olursa olsun bu işin başına okuyacak insanlar, gençlerimiz mi yok bizim bu işleri bitirmiş olan? Veya herhangi bir bakanlıkta, herhangi bir şeyde, devletin kurumlarında, öğretmenlerde, sizler de yaşıyorsunuz işte. Evet, doğru. Şu an yazılımla ilgili oğlu okulu bitirdi. İnan o okulda belki de dışarıda öğrenmesi hiç öğrenmemiştir. Doğru. Çünkü liyakatlı insanlara görev vermiyor bu ülke. Sıkıntı burada zaten. Hem o yüzden biz ilk geldi, sen dedin ya ne yapacaksın diye. İlk değiştireceğimiz şey eğitim sistemi. Doğru. Eğitim sistemini kökten değiştireceğiz. Sınav sistemini ortadan kaldıracağız. Çocuğun okuldan geldiği zaman karnene ver değil, projen ne diye soracaksın. Ne yaptın diyeceksin. Senin projen ne? Hayalindeki ne? Yani o projesiyle çıkacak, bunları yapabilecek bir eğitim sistemi getiriyoruz Türkiye'ye biz. Onu yani not alsan olur. Sınavı girdi, ben çocuklara soruyorum. Diyorum ki, 3 ay önce sınav olmuş. Ne sordular sana diyorum, hatırlamıyorum diyor. Hatırla ama bir proje yapmış olsa, şu masayı o çocuk yapmış olsa. Diyecek ki, ya bak benim projem bu, ben masa yaptım, şuraya iki vida sıktım. Buraya tahta koydum, bunu burada yaparken bu hale getirdim. İki tane sıktım ama sağlam olmadı, destek verdim. Kafasında bu olacak. Biz eğitim sistemini kökten değiştirmediğimiz sürece ne ekonomi düzelir, ne
ahlak düzelir. Bir de şunu, hiçbir şey düzelmez. Şunu değiştirmemiz lazım. Dedim ya, benim için en acı şey nedir biliyor musun? Ben devletimi yönetenlerin söyledikleri söze tamam ya, bu benim devletimi yöneten kişidir ve söylediği doğrudur diyemiyorum. İşte bunu niye diyebilmek için? Niye? Çünkü Cumhurbaşkanı çıktı diyor ki mesela biz Rusya'ya haber verdik, Suriye'de 33 askerimizin şehit olduğu dönemde evet. Haberleri vardı. Rusya'ya gitti, Rusya başkanı dedi ki bizim haberimiz yoktu. Orada cevabını veremedi. Sağlık Bakanı çıktı diyor ki işte şu kadar aşı gelecek, her iki günde 2 milyon insan aşılayabileceğiz durumdayız diyor. Hiçbir şey çıkmıyor. Şimdi ne biliyor musun? İçişleri Bakanı çıktı diyor ki 10 bin dolar mafyadan para alan milletvekili var diyor. Kimsenin şeyi çıkmıyor. Yani ben ne İçişleri Bakanı'nın sözüne mısın? Güvenebiliyorum, ne Cumhurbaşkanı'nın sözüne güvenebiliyorum, ne Sağlık Bakanı'nın sözüne güvenebiliyorum, ne Milli Eğitim Bakanı'nın sözüne güvenebiliyorum. Çünkü yönetenlerin hepsi Milli Eğitim Bakanı'nın özel okulu var, Sağlık Bakanı'nın hastanesi var, Turizm Bakanı'nın oteli var, Ticaret Bakanı'nın şirketi vardı. Gene olsun. Bak ne var biliyor musun? Az önce burada gözlükçüleri geziyordum. Dedim ki gözlükle alakalı, mesela arkadaşın gözlüğü kırılmış olsaydı 17 gün içinde ne olacaktı biliyor musun? Gözlüğünü değiştiremiyormuş. Çünkü 17 gün kapanmadı, gözlükçüleri de kapatmışlar. Yani yaptıkları kapanmayı dahi düzgün yapamadılar. Şimdi devletin... Ama bak şu ana kadar bak bir haftadır İstanbul'u kazan ben kepçe geziyorum. İlk defa senin gibi bu soruda sonra ilk defa karşılaştık. Kime sorsam harika. İşte bu harikalar ne dendiği harika? Harikalar dendiği için yukarıdakiler diyor ki aşağısı harika. Sıkıntı burada. Yok. Anlatabildim mi? Öyle diyen ben tahmin etmiyorum. Var çok var. İnanın bak şu an benim YouTube videolarımı izleyin. Şimdi bakın hepsinde aynı şekilde harika gidiyor. Harika diyenler bir pasta var. Onlar da harika bizim, değil. Yok. Bizim göremediğimiz pasta yok. Var Türkiye'de. Bak şöyle o söyleyeyim. Pastadan yiyenler harika yok. Diyenler. İnan onlardan da yiyenler de değil. Ama artık umutları gitmiş. Güven yok. Umut güven. Gitmiş. Adam diyor ki ben konuşsam ne olacak diyor. Umudum yok artık diyor. Bunların değişeceğinden umudum yok diyor. Bir şeylerin gideceğine umudum yok diyor. Anlatabildim mi? Türkiye'deki gençlerin umudu gitmiş. Sıkıntı dediğim burada. Dediğim gibi en önemli şey bilim insanları bilim yapacak. Bilimin doğrusu aynen. Kesindir. Kesinlikle. Tektir. Değişmez, eylemez, bükülemez. Sen istatistik bilimini alt üst ediyorsun. Bir ay sepetten bir şey çıkarıyorsun, başka bir şey koyuyorsun, enflasyonu düşük gösteriyorsun, öbür ay değiştiriyorsun, geri getiriyorsun, enflasyonu geri bir düşük gösteriyorsun. Bir de ne yapacağız biliyor musun? Hazır buradayken hadi seninle dertleşelim biraz. Bak şu ana kadar gittiysem hiç kimseyle dertleşemedik. Evet. Sana da... Ben de inşaat yüksek mühendisiyim. Teşekkür ediyorum. Bir gün üniversiteden çocuklar beni aradı. Başkanım dediler, 80 kişiyi sınıfta, 80'imizde bir aldık. Ya olur mu böyle bir saçmalık dedim. Ya nasıl bir eğitim sistemiymiş ki 80'inizde bir aldınız? Gittim üniversiteye. Rektör yardımcısına beni gönderdiler. Rektör ve yardımcısıyla konuşuyoruz diyorum ki 80 öğrenci okulda bir almış. Bununla ilgili ne yaptınız? Çalışmamışlardır dedi. Ya dedim 80 öğrenci bir alırsa eğitimde sorun var demektir. Öğretmende sorun var demektir ki öğretememiş. Çalışmamıştır mantığıyla değil. Gitmemen lazım. Dedi ki ben de öğretim görevlisi ol. Dedim ki tamam öğretim görevlisisin. Kaç tane kitap yazdın dedim bu okulla ilgili. Durdu şimdi. Öğretim görevlisinin kitap yazması mı gerekiyor dedi. Dedim ki eğer bir öğretim görevlisiysen kitap yazman lazım. Bu çocuklar senden bir örnek alması lazım. Bizim... Türkiye'deki öğretim görevlilerinin kitap yazmadığını gördüm. Avcılar da dün... O master da yapmamış demek. Bak... Master yaptın ama tez hazırlarsın. O tez de bir kitaptır. Tamam işte tezi... Biz master yaptık. Ben de öğretmenliği yaptım. Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi'nde. Ama tezi farklı görüyor. Yani bitirme tezinden bahsediyorsunuz. O da kitap. O da kitap ama hani kendine ait bir kitap çıkartmamış kişi. O kendine ait işte. Az önce dün Avcılar'da ilk geziyoruz. Bir tane kenarda duran birisi vardı. Gördüm. Yanaştım. Ne yapıyorsun falan. Ben dedi yazarım dedi ya. Neyse. Ne yazarmış? Okur döner döner gene mi yazarmış? Ben de kalsın. Çok memnun oldum. Başarılar dilerim inşallah. Kendinize iyi bakın. Başarılar sizler mi olsun? Hadi görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.